açıklama yapmış olduğu bilgisi rejiden geldi. Bir kulak verelim, sonra devam edeceğiz. Para isteyeceğini, yani ne kadar istersen veririz, yeter ki davada vazgeç. Zaten kamu davası sürüyor. Benim kızıma Muğla'dan çok iftiralar atıldığı için, canı pahasına da olursa İstanbul tapusunu verseler bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar nereye giderse gitsin. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. O yüzden davadan vazgeçmedim. Ondan sonra ben İstanbul'a geldim. Beni iki sefer yine aradı. Ben yalan atıyorum. Evet. Çünkü haberlerde hep öyle görüyorum. Ben neden yalan atayım? Benim hiçbir siyasi çıkarım mı var? Ben acılı bir babayım. Zaten derdimle uğraşıyorum. Ben neden yalan atayım arkadaşlar? Ben size söylüyorum burada. Bütün Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Neden yalan atayım? Ben o haberlere çok üzülüyorum. Ben neden iftira atayım? Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye de üye olmadım, olmayacağım da. Ben iftira atmıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mal etmiyorum. Ben kişiler üzerinde konuşuyorum. Daha sonra Veli Ağababa beni aradı. Veli Ağababa'ya aynısını söyledim. İsmi de söyledim. Sonra Özgür Özel Bey aradı. Aynısını ona da söyledim. Ve 4 Ocak'ta ben açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. O yüzden ben mecbur kaldım. Bugün açıklamamı yaptım. Ben yalan atıyorum. Haber çıkmadan bir gün önce, haber çıkmadan CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar Hizan'da. Buyurun. Hepiniz bakın, tarihe bakın. Çıkmadan CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar CHP. Çünkü Özgür Özel Bey gerekeni yapacağız dediler. Partimizin içinde böyle insanları kabul etmiyoruz dediler. Gereken yapılacak ve Özgür Özel Bey bana dedi ki sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz. Beni arayan kişinin de bu olduğunu, buyurun WhatsApp'ında bu olduğunu söylediler. Bir dakika gösterin. Evet, bu oldu. Diyelim ki ben yalan atıyorum. Bir ilçe başkanı niye yalan atsın? Neden 10 sefer arasın? Şimdi bazı insanlar parasına malına güveniyorlar. Benim kızım sattık değildi arkadaşlar. Benim kızım sattık değildi. Muğla'da diri diri yakıldı benim kızım. Yani gerçekten bu kabul edilecek bir şey de değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün duyarlı insanlara burada sesleniyorum. Herkese de saygılarımı sunuyorum. Artık Pınarlar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Ve herkesin de, bütün Türkiye'nin de arkamda olduğunu ben hissediyorum. Bütün duyarlı insanların da, demokrat insanların da arkamda olduğunu hissediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hiçbir soru da almıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Tamam, böyle efendim, gerekçe neydi peki? Okay. Süleyman Gergin niye davadan vazgeçmesi konusunda size aradı? Ben alamadım. Fotoğrafçı sadece başsağlığı dilediğini söyledi ama. Gerekçe ortada. Katilin caninin annesi Muğla'da CHP ilçe başkanlığı mı yapıyor, il başkanlığı mı yapıyor? Zaten olay günü istifa ediyor. Olay ortada, yani gerçek ortada. Ben gerekçe ne olduğunu bilmiyorum. Soru da almıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Sıdık Gültekin'in açıklamaları ekrana geldi.